Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Merhaba arkadaşlar Hızlı Ders Öğren'e hoş geldiniz. Bugün Türk Edebiyatı roman özetlerinde Eylül romanındayız arkadaşlar. Mehmet Rauf'un tek romanı olan Eylül edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. Eylül'de kişiler az, olaylar basit ama yazar arkadaşlar ruhsal çözümlemelerde oldukça başarılı. Mehmet Rauf'un tek romanı var arkadaşlar. Bu da Eylül. Bu da edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman. Bunu unutmayacağız. Roman özeti. Süreyya karısı Suat'la birlikte babasının evinde kalmaktadır. Süreyya'nın kız kardeşi de onun eşi de onlarla birlikte yaşamaktadır. Süreyya baba evinde kalmaktan evin uzak bir yerde olmasında etkisiyle sıkılmakta. Boğazda veya adalarda oturmayı, sandallı, kotralı bir deniz yaşamı sürmeyi istemektedir. Süreyya karısı Suat'la 5 yıllık evlidirler. Suat kocasının bu hayalini gerçekleştirmek umuduyla gizlice babasına mektup yazar ve para ister. Babası da yazlık evin kira bedeli olan 40 lirayı kızına gönderir. Suat durumu kocası Süreyya'ya açar ve çok sevinirler. Süreyya Bey ve Suat Hanım boğaz içinde küçük bir yalı tutarlar ve oraya taşarlar arkadaşlar. Yalıya Süreyya'nın halasının oğlu olan Necip'i de sık sık davet ederler. Necip Suat'ı pek çok yönden takdir etmekte beğenmektedir. Zamanla bu takdir ve beğeni duygulan seviye dönüşür arkadaşlar. Süreyya sık sık denize çıkmakta, günlerinin çoğunu denize geçirmektedir. Bu yüzden Suat'la Necip yalıda yalnız kalmaktadır. İçten içe Suat'la Necip'i sevmektedir ama her ikisi de Süreyya'yı çiğneyemediği için fazla ileri gidememektedir. Vicdanları bunu engellemektedir. Bu yüzden birbirlerine olan aşklarını söyleyemezler. Etrafta Suat'la Necip arasındaki duygusal ilişkinin dedikodusu yayılmıştır bile. Bunu Süreyya da duyar ama buna ihtimal vermediği için fazla üzerine gitmez. Necip bu söylentilerden dolayı yalıya seyrek gitmeye başlar. Bir süre sonra Tifo'ya yakalanır. Hastalığın tehlike dönemi geçince Süreyya ile Suat Necip'i ziyarete gider. Necip Suat'a olan aşkından dolayı yalıya gidip geldiği günlerde Suat'ın eldiveninin tekini almış yastığının altında saklamaktadır. Bu hasta ziyareti sırasında eldiven yastığının altında bulunur. Böylece Suat Necip'in de kendisini sevdiğini anlamıştır ve ama bunu diğerleri de hisseder arkadaşlar. Necip iyileşince yazın kalan vakitlerini Süreyya'nın yalısında geçirmeye mecbur edilir. Artık Necip ve Suat birbirlerine açılabilmiş aşk yaşamaktadırlar. Süreyya yalıyı çok sevmiştir. Karısına kışı da burada geçirelim demiştir ama ne olduysa birden tekrar babasının konağına dönme kararı alır ve dönerler. Bir Eylül ayında konakta yangın çıkar. Herkes kaçar ama Suat'ın içeride kaldığı fark edilir. Kocası Süreyya bağırıp çağırsa da yanan konağa giremez. Necip hiç tereddüt etmeden alevlere dalıp Suat'ı kurtarmaya çalışır. Bu sırada yanan tavan çöker ve Necip ve Suat yanarak can verir arkadaşlar. Diyorum ve arkadaşlar Eylül romanını bu şekilde sizlere özetlemiş olduk. Ana karakterlerimiz kim? Süreyya, Suat ve Necip. Suat ve Necip birbirlerine aşık ama birbirlerine bunu anlatamıyorlar. Daha sonra Necip Tifo'ya yakalanıyor. Necip Tifo'ya yakalandıktan sonra Süreyya ve Suat bunları e, ee, hasta ziyaretine gidiyor. Hasta ziyaretinde Necip'in yastığının altında Suat'ın eldiveni çıkıyor ve birbirlerini sevdiğini anlıyorlar. Daha sonra arkadaşlar bunlar bir konağa yerleşiyorlar yalısında. Geçirmeye mecbur kılınıyor. Ve artık arkadaşlar Necip ve Suat birbirlerine aşk yaşıyorlar, açılıyorlar. Ve arkadaşlar bir Eylül ayında da konakta yangın çıkıyor. Herkes kaçıyor ama Suat içeride kalıyor. Kocası Süreyya bağırıyor çağırıyor ama konağa giremiyor. Necip hiç de etmeden konağa girip Suat'ı kurtarmaya çalışıyor ve kurtaramıyor. Necip ve Suat yanarak can veriyor. Eylül romanı kısaca özeti budur arkadaşlar. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. Bunu da unutmayacağız. Mehmet Raf'ın yazdığı tek psikolojik roman Eylül arkadaşlar. Diyorum ve videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyip beğenmediyseniz beğenmeyi yeme. Hızlı ders olan kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.